Merhabalar, bir Kale Bodur'la Mimarlar Konuşuyor söyleşisinde daha beraberiz. Bugünkü konuğum Arman Akdoğan. Hoş geldin, Hoş çok bulduk. teşekkürler bize vakit ayırdığın için. Böyle aslında tam bugünlerde belki de gençlerin beklediği söyleşilerden bir tanesi. İki nedenle, bir tanesi tabii seni hakikaten merak ediyorlar, tanımak istiyorlar. Ama onun ötesinde de bugün böyle pek çok kişinin hayalinde olan bir yol haritasını gerçekleştirmiş gibisin. En azından ben dışarıdan bakınca öyle Öyle görüyorum. gözüküyor. Yani işte burada okuyup ondan sonra bir yurt dışı ayağı var, orada çalışmalar var, sonra bu tarafa tekrar gelme var. Ama hep böyle yurt dışı ile ilişkiyi sürekli kılmışsın. Ve benim de pek çok öğrencimin, genç mimarların falan hep böyle bir şeye kariyerlerine yurt dışı ayağı ekleme çabaları var. O açıdan böyle sen biraz böyle bir rol model Olabilir. oluyorsun. O açıdan da iyi, tam İyi, böyle iyi, iyi. mezuniyet zamanında iyi denk geldi bu söyleşi diye düşünüyorum. Evet. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Mimar Sinan mezunusun. Evet. Ondan sonra bir Hollanda sonrasında yüksek lisans şeyi var. Değil mi benim bildiğim? Orada bir sadece yüksek lisans yapmıyorsun aslında. Biraz böyle mimarlıkla da önce ilişkilenmeye başlıyorsun. Sonra bir VES8 meselesi var. Nedir o? VES8, yani biz tabii 99'da Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olduğum zaman biz de tabii her genç gibi hani ne yapacağız, ne edeceğiz? Türkiye'nin genel mimar dinamikleri kendimiz için yeterli mi? Başka mecralarda neler öğrenebiliriz diye başlamıştı benim Hollanda'daki Berlage Enstitüsü. Bu Westgate'de hemen ardından denk geldi. Benim tez hocam Bart Lotsma'nın tavsiyesiyle West 8 Hollandacası Adrian Goeze ile tanıştırdı. Öyle başladı. O da Westgate'de o dönemde Hollanda için çok önemli bir şehir planı ve peyzaj mimarlığı ofisi. Ve de peyzaj mimarlığını mimarlıkla birleştirdiği için veya kent planlamasıyla birleştirdiği için daha doğrusu çok fazla ofis yok öyle birbiriyle bütünleşen, iki projeyi birlikte götürmeye çalışan. Dolayısıyla önemli bir ofisti. Kenneth Frampton hatta bunu söyler. İki tek ofis hatta bu kadar iyi becerebilen kent planlamayla peyzaj mimarlığı. Dolayısıyla benim için orada bir şans oldu. Genel yani şehirsel ölçekte yaklaşımları mimarlıkla bütünleşti. Tabii ben mimarlık eğitimi daha çok. Fakat orada bütün dallarda olduğu için bunu bir birleşme olarak ilginç bir ortam teşkil ediyordu o dönemde. Zaten galiba oradaki senin tezin de öyle bir şey değil mi? Yani böyle bir işte kentsel ölçekte bu göçmenler, evet. Kent oradaki belli bir ticari doku ilişkisi falan gibi bir şey. Evet, bunların yani şimdi herkesin Berlage'de bir tezi projesi oluyordu. O tez benim önerim o konuyla ilgiliydi. O da zaten oraya gittikten birkaç ay sonra ortaya çıktı. İlk 6 aydan sonra tezinizi veriyorsunuz ne yapmak istediğinizi. Şimdi her 12 kişiden bir kişi Türk Rotterdam'da da. Amsterdam için de aynı şey, benzer şeyler geçerli. Türkler dışında da ciddi bir yabancı nüfusu var. Var, evet. Doğru var. Yani o zaman gittiğim zaman 600 binin 300 bini yabancıydı. Yani 600 bin kişi Rotterdam, 300 bini yabancı. Dolayısıyla yabancılar ve onun getirdiği kimlikler şehir dokusunda bir yer oynuyor. Hatta onları yer değiştirmeye çalıştırıyorlar veya aynı aileler bir sokakta Türk ailesi buluşturmamaya çalışıyorlar vesaire. Birçok garip ön sezileriyle yani o bürokratik ön sezileriyle hükümetin bir takım yönelimleri vardı. Tabii buna karşı çıkan da başka tezler vardı. Benim Bart Lotsma özellikle bunu destekliyordu. Yani neden bir Chinatown kuruluyorsa bir Turkish Town da kurulabilir. Bunların birlikteliği aslında güçlenmesi onları dağıtmaktan daha faydalı hale getirir yönünde birçok hani argüman tez üretildi. O bazen bu belediyelerle falan paylaşılıyordu bu durum. Aslında ODTÜ'den bir grupla biz de Rotterdam'da öyle bir çalışma yaptık. Neriman, Şahin Güçan, Ali Cengizkan, ondan sonra Çağatay Keskinok falan
bir multiculturality üzerine bir şeye katıldık. Tartışmaya ve sunuma, panele katıldık. Hatta sonra onun bir yayını da çıktı. Sonrasında da şöyle bir şey gündeme geldi. Acaba işte bir böyle oradaki göçmenler için bazı işte tasarımlar yapılabilir mi? Onların yaşamını şey yapacak. Ya da böyle oradaki konutlarla onların kültürü arasındaki ilişkiyi değerlendirecek bazı çalışmalar yapılabilir falan. Böyle şeyle de başladık aslında. Sonra tabii şey olmadı bir şekilde. Çok yoğun gidip gelme imkanı olmadı ve somut bir projeye dönüşmedi ama tartışmalar yapıldı. Orada da hatırlıyorum yani bu konu tabii çok önemli. Giderek de bütün dünya için geçerli bir merkezi konu haline geliyor. Çünkü kimse artık bir yerli değil. Doğru. Herkes, yani Berlin'e bakıyorum öyle. İşte Amerika zaten başından beri öyle. Şimdi Türkiye'de bu Suriye meselesi vesaire bir ciddi bir göçmen nüfus oluşmaya başladı. Bu insanların çoğu başka ülkelere de gidiyorlar falan. Bu böyle bir galiba kentleşmenin ve mimarlığın önündeki önemli şeylerden bir tanesi olarak gündeme gelecek. Bu seneki, sen bu biennallerle de çok ilgili olduğun için söylüyorum. Aslında Venedik'in, Venedik Bienali'nin de teması böyle bir şey. Yani bu birlikte yaşama meselesi üzerine. Ben o anlamda yani bunu da çok güncel ve çok doğru bir tema olarak bulmakla beraber bunun Biennale yansıma biçimini biraz kısa düşmüş gördüm. Çünkü aslında hani çok doğurgan ve çok böyle şey bir geniş konu. Bir konu, evet. Geniş bir konu. Evet. Ne diyorsun bu konuda? Bu konuda bizim biz 2000, ben 3,5 sene yaklaşık zannediyorum ofiste çalıştım. Hatta ilk projede bu Crosswike, bir orada da bir eski bir doku var. 1800'lerden kalan şehir dokusu var. Onun aynı tarla başındaki gibi belli ölçüde bir gentrifikasyonu aslında. Orada da çok Türk mahalleleri, ailelerim de mevcut. Yine tabii dokusu eskidiği için dönüşüme geçirmek istiyorlar. Aynı şeyler, benzer şeyler de orada yaşandı. Bir tek tabii orada biraz daha işte toplanıp haklı bir aylık konuşmalar vesaireler. Ama sonuçlarının hani çok da farklı olduğunu veya daha daha steril veya daha o sosyal ölçekte o insanların istekleri düşünülüp de ihtiyaçlarının karşılandığını düşünmüyorum. Sonuçta herkes başka bir yere taşındı. Yani şehircilik zor bir şey. Çok evet ama söylediğin çok önemli. Yani mimarlıkla da çok bir arada ele alınması gereken bir konu ve maalesef hani biz genellikle bu işi böyle bir parsel ölçeğine sıkıştırarak indirerek yapıyoruz. Yapıyoruz. Halbuki ben hep söyleyeyim, Hollanda'da bile 1938 yılında şehir bölge planlama kurulan bir şey, defte vesaire bir kurum. Yani çok yeni, bizim 2000-3000 yıllık bir mimarlık geçmişimiz var. Her zaman kent ölçeğinde mimarlar düşünüyormuş. Birdenbire ayrıştırılıp yani 80-90 senede sadece parsel ölçeğini düşürmek çok yanlış bir şey. Ayrıca da parsel ölçeği düşündüğünüz zaman bizleri için ortak bir mecrada bir söylem üretme veya tartışma ortamı da gerçekleştirmiyor. Çünkü biraz daha kişiselleştirilmiş oluyor. Yani biraz daha zevklerin ve şeyin tartışıldığı, hani mimari eğilimlerin tartışıldığı çok da çok uzun vadede bir faydası da olmuyor. Çünkü biz hep böyle yetiştirdik yani mimari ölçekte. Evet. Niye döndün? Tam anlamıyla dönmedim aslında. Çünkü hala ofisim orada çalışılıyor. Niye döndüm? Ya 20 senedir oradaydım. Devam ediyordu. Aslında daha doğrusu böyle bir ikili bir şeye başladın ikili, galiba. Evet, ikili bir şeye başladım. Hatta belki üçlü bir İspanya, İspanya'da değil mi oraya? Ya şöyle, yani birçok şeyi var aslında. 2000 biz 6'da kurduk ofisi. İsmi de International Design, IND'di. IND'de ilk göçmenseniz eğer başvurduğunuz kurum IND. Immigrasi, Naturalizasi, Dienst. Yani göçmen doğallaştırma servisi. Yani doğallaştırma, naturalization o zaman dönemde benim çok hani
terim olarak ilgimi çekiyor. Niye doğallaştırma vesaire. Dolayısıyla şirket ismi acil kurmamız gerekiyordu. İşte Ceuta'da bir yarışma kazanmıştık İspanya'da. Ofis acil kurması gerekiyor, bir isim bulmamız gerekiyor. IND'yi ne yaparız diye onu International Design'ı çeviririz. Hala kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz o ismi. Hı. Ama bilmiyorum, bu globalleşmenin altın çağıydı belki gittiğimiz zaman. O zaman internationalization bir keşfedilmesi gereken bir söylemdi belki. Biz de onun içindeydik o dönem içerisinde. Ama belki 2020'lere gelindiği zaman onun biraz daha değiştiğini düşünüyorum. Artık o eski hükmünün kalmadığı, fazla international olduğumuz zaman da bazı şeyleri es geçtiğimizi düşünüyorum. Ya yani o çerçevede aslında bu değişimden de dolayı biraz daha, yani kendi büyüdüğüm ülkede çalışmak biraz daha bana şey geliyor. Hmm. Daha yapıcı geliyor. Ama şeylerini sürdürüyorsun, ilişkilerini tabii, sürdürüyorsun. Tabii tabii, şu an Kiel, Hamburg'un üstünde bir yine nehrin denizde buluştuğu bir alanda bir yarışma projesine davet aldık IND olarak. Onu çalışıyoruz vesaire. İki tane Amsterdam'da konut projemiz var. Bu tür ufak şeylerle ve ufak ölçekte, büyük ölçekte kentsel planlama özellikle Kiel'deki. Ondan önce orada bir Kiel'deki tren istasyonu. Evet, tren istasyonu zaten benim hani West State'de başladığım bir şeydi. Daha sonra kendi ofisimde hani belediyelere danışmanlık proje konsept tasarımları yapıyorduk. Öyle git devam ediyorduk. İspanya neydi? İspanya'daki bu ilk kurulduğumuz zaman ortağım Felix Madrazo ile bir yarışmaya girdik. O zaman İspanya'da biliyorsunuz yarışmalar, kamusal bütün projeler yarışmayla yapılıyor. Ve o zaman da İspanya'nın hani son dönemleriydi bu çerçevede. Çok fazla yarışma projesi açılıyordu 2008'de krizine gelmeden önce. Konut Bakanlığı'nın açtığı bir yarışmaydı. 17 bölgedeydi. Biz Ceuta'yı seçmiştik, biraz da Akdeniz'de olalım diye. Dolayısıyla orada bir proje gerçekleştirdik. Orada da biraz da Akdeniz şeyleri vardı zaten, hani dokulaşması önerdiğimiz projede de. Öyle başladık, yani 180 birimlik bir konuttu. Öyle. Aslında tabii böyle belki de bu soru için çok doğru insanlardan bir tanesisin. Peki ya ortamları karşılaştırırsan, yani proje elde etme süreçlerinden inşaat süreçlerine varana kadar, çünkü senin Türkiye deneyimin de var, işte farklı yerlerde de farklı ölçeklerde deneyimin var. Ne görüyorsun? Biz nerede duruyoruz veya farklar, süreklilikler nedir? Ya aslında belki de orada 3 tane bölge var konuşulması gereken. Ya bir tanesi Avrupa Birliği'nin genel kuralları çerçevesinde ne oluyor birlik olarak? Hollanda, İspanya. Bunların aslında genel nasıl bütün yarışma projelerinin veya işte kamusal projelerin nasıl dağıtılacağı gibi birçok şey tam açık değil. Dolayısıyla İspanya işte bütün kamusal projeleri açarken Hollanda böyle bir şey yapmıyor. Hmm. Hollanda daha kapalı zemin içerisinde 3-4 kişiyi belediyeler, 3-4 ofisi çağırıyor. Kimisinden de şey istiyor, yeterlilik istiyor ekonomik. Ve girmesi şeye çok zor, o markete. Ama bir İspanyol içinde girebiliyor. Yani ama zaten giremiyor. Doğal bir bariyer var kendi aralarında. Ama İspanyol, eğer İspanya'da bir yarışma projesi açılacaksa bir Hollandalı girebilir. Bu çok büyük bir sorun. Yani çünkü her yerde açacaksınız ya da hiç açmayacaksınız. Ama Hollanda'nın da daha orada biraz daha avant proje ve kesin proje ölçeğinde ilerleniyor. Yani ondan sonrasında daha çok teknik ekipler projelendiriyor. Dolayısıyla belli bir... Teknik ekipler derken aynı ofisin içindeki teknik ekipler mi yoksa dışarıdan? Dışarıdan da olabiliyor. Mesela başka proje, mesela Arcadis gibi şeyler, ekipler var. Onlar teknik özelliklerini sizden, mimardan alıyorlar. Size direktifleriniz doğrusunda geliştiriyorlar. Ya bu benim çok ilgimi çeken bir sistem. Aslında galiba yani sözünü kesim ama... biraz böyle dünyada bu iş yaygınlaşmaya başlıyor gibi geliyor. Yani o alt uzmanlaşmalar hep konular bazında, tipolojiler bazında falan olurken şimdi işin aşamaları bazında olmaya başladı ve böyle birçok büyük ofis yani şeyi önce böyle bir subcontraction'la başladılar. İşte işbirlikleri, yerel ofislerle beraber çalışma falan derken şimdi böyle şeylerin uygulama projelerinin tamamını ele alan
çok uzmanlaşmış ofisler ve onlar hani mimarla hakikaten iyi diyalog kuruyor. Evet. Öte yandan piyasayı iyi biliyor, malzemeyi iyi biliyor, işte detayları iyi biliyor evet. falan. Böyle bir sistem. Bu yerleşik hale gelmiyor. Yerleşik ya, kimi önemli projelerde bazen 3, 4, 5 ofise paralel olarak veriyorlar. Hepsine kesin proje ölçeğine kadar tasarlatıyorlar ama bunlar aylarca ve detaylı toplantılarla sürüyor. Yani önem verdikleri o ön proje faslı çok şey. Ya bir dönem en azından öyleydi. Şu an biraz daha belki ticaret veya bu developer firmalara entegre olmuş olabilir ama bir dönem öyleydi. Bayağı bir çalıştırıyorlar. Sonrası zaten teknik şey kalıyor. Onu da imalata geçmesi. Ama bunun okullarla da ilgisi var. Yani akademi diye bir kavram var şeyde, Hollanda'da. Delft, işte teknik üniversiteler var. Ya teknik üniversiteler daha çok teorinin öğretildiği ve o gençlerin, yani zaten ortaokulda ayrışan insanların Delft'e gittiği. Yani çok genç yaşta kimse işte akademiye gidiyor. Daha çok teknik eğitim alıyor. Yani oradaki ayrışma daha sonra şeye de gidiyor. Hani bir kısım fikir üreten, bir kısım o fikri uygulayan olarak. Peki üç ortam dedim, bir Avrupa ortamı. İşte yani Avrupa ortamı, bir de ülkenin kendi içerisinde, İspanya'nın kendi içerisinde çalışmaları var. İspanya'da da kamusal, herkese açık yani projeler. Dolayısıyla birçok genç ofis girebiliyor bu yarışmalara, kazanıyor da. Çok renkli bir şey portfolyoları var ülke olarak İspanya'nın. Bence Hollanda'dan falan çok daha zengin İspanya'nın durumu şu anda. Peki Türkiye'de çalışmak nasıl? Ya Türkiye'de değişken. Yani nerede, ne pozisyonda olduğunuza bağlı. Ve yani ben kişisel olarak uzun zaman önce bıraktım büyük inşaat firmalarıyla çalışmayı. Çok yapamıyoruz yani, öyle bir şey olmuyor. Daha çok kamusal projelerle şey yapıyoruz. İşte anten kulesi gibi vesaire veya belediyelerle ilişkiler, işte proje ve konsept geliştirme. Biraz daha yatkın olduğumuzu düşünüyorum o konuda. Anten kulesinde ne yaptınız? Anten kulesinde 2014'te bir yarışma açılmıştı. Onda işte portfolyolarımızı gönderdik. İşte kaçtı? 8'e seçildik. 8'e seçildikten sonra uluslararası bir yarışmaydı işte. Orada birinci olduktan sonra uygulamaya geçti proje. Ve şu anda bitti. Yeni bitti. Ve şey, memnun musun süreçten? Çok zorlu bir süreç geçti. Yani kolay değildi. Bir kere yarışma projesi bile çok kısa bir süreydi. Projenin genel fikrinden ve gidişatından çok memnun kaldım. Hani onda bir sıkıntı olmadı. Belediyeler ve bakanlık da o dönemde hani yardımcı oldu. Fakat yarışmadan sonraki uygulama sürecinde bize mesela bakanlık şeyi vermedi, kontrolörlük hizmetini. Çok özel bir yapı olmasına rağmen. Evet, vermedi. Vermeyince işler karıştı. Biz bir 6-8 ay falan yoktuk zaten, inşaata başladılar. Sonrasında ben yazılar yazdım, hatta CİMER'e falan da yazdım bu konuda. Ondan sonra birkaç ay sonra bir aradılar, siz müteahhitle anlaşır mısınız dediler hani bu konuda. Şimdi açık açık konuşmak lazım, benim müteahhitle bir işim yok aslında. Bizim bütçemiz yok sizin şeylerinizi karşılamak için, hani müteahhitle siz. Aslında sizin denetleyeceğiniz kişinin bir anda çalışanı olmaya veya çalışanı olmaya başlıyorsunuz. Şeyi olmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla müteahhitin iyi niyetine kalıyorsunuz. Ya onlarla da, yani onlar da iyi bir niyetli bir müteahhitti ve yani çalışkanlar, tecrübeliler devlet projelerinde, belli bir kapasiteleri var. Yani bir 6 ay sonra gittik, işte kolonlar 50 santim daha kısa vesaire, bütün teşkilat yani projeyi okuyamadıkları için normal yani. Çünkü karışık, zemin de zaten çok değişken, kolonlar aşağı çekildi falan, bayağı bir şeyle başladık, değişiklikle projeye başladık. Yani birazcık tabii proje unutuldu, artık yapboz orada sahada. Şeyle gerçekleşti artık. Onu oraya koy, bunu buraya koy, şu detayı şöyle yapalım. Üç kere çelik firması değişti. Yapamadılar kimisi. Kimisi yaptı işte. Aslında ilginç ama bu böyle bir, aynı zamanda klasik bir Türkiye hikayesi. Tabii. Ama ben de 90'larda ben alışkındım bu konuya. Çünkü Ergünoğlu Çalışlar Mimarlık'ta ben okulu hayatım geçti. Özellikle Hasan Çalışlar'la bayağı bu yapboz yani saha içerisinde değişiklikler vesaire tecrübem vardı.
Dolayısıyla orada da yani olduğu kadar bir süreç geçti. Özellikle kamu yapıları da bu söylediğin tabii çok fazla gündeme gelen bir şey. Çünkü herkes bir yerinden çekiştiriyor ve şey yapıyor. Peki bu Taksim deneyimi nasıldı? Orada çünkü böyle birden değil mi çok hızlı şey yapıldı. Hızlı apar topar toparlandı. Hangi bölümünü sizi ilginizi çekiyor ona? Ya şimdi bir kere ben onu yani hem mimari olarak çok ilginç buluyorum. Hı-hı. Çok başarılı da buluyorum. Çünkü böyle bir enstelasyonla yapı arasında duran bir şey var. İkincisi bir yani sosyal ve kültürel bir proje olarak da sürdürülebilir proje olarak da çok ilginç buluyorum ama galiba sürdürülebilir değil şu anda değil mi? Ya şu anda bir yerde toparlandı, bekliyor. Bu pandemi birazcık etkiledi. Ama yani süreç başlangıcı aslında çok iyi niyetli bir başlangıçtı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi meydanlar için birçok projeyi gerçekleştirmek istiyor dönüşüm için. Taksim Meydanı, bunun merkezi, diğer işte Bakırköy, Kadıköy vesaire, Yenikapı meydanları gibi. Bu yarışmaların sonuçlarını da orada birer birer değerlendirecek böyle bir pavilyon içerisinde sergileriyle birlikte. İnsanlar oy verecek vesaire. Öyle bir başlangıçla başladı. Tabii konumu birazcık herhalde politik olarak problemliydi. Evet, yani bir de öyle bir döneme de denk geldi herhalde. Öyle bir döneme denk geldi. Şey, tabii biz yani bu daveti aldığımızda yani ilk gittim sen gezdik. Orada bir tane devasa bir çadır var. Cumhurbaşkanlığı çadırı var. Bir dönem yerleştirilmiş. Orada sergiler bitmiş. Burada bir hani sergi salonu olabilecekse yanında da neden olmasın? Çünkü beton zemin zaten boş bir alan. Geçici bir yapılaşma. Bir yapılaşma olabilir. Bu geçici bir stüktür zaten. Bir sorun gözükmüyordu. Zaten uyum sağladı da aslında oraya o dönem içerisinde. Fakat tabii bu siyasi ve politik bir takım şeyler var. Hani istenmedi. Apar topar daha inşaata başlanırken yazı geldi. Hani Anıtlar Kurumu'ndan bunu kaldırmışsınız diye. Dolayısıyla o yazıda 15 gün diyordu. 15 gün içerisinde hemen bir haftasında inşa edildi. Bir haftasında kullanıma açıldı. Bir hafta. Bunlar da Türkiye hikayeleri Türkiye aslında. Hikayeleri. Yani doğru. Komik yani. Ya ben daha şimdi şöyle bir... Bir de zaten hani kaldırılmak üzere yapılmış... Bir, kaldırılması evet, düşünülen geçici bir yapı evet, olmasında evet. Böyle hani bir şey evet. Çok ilginç aslında tabii. Belki böyle biz bir süre sonra bu anlatıldığında çok garip gelecek insanlara, anlamakta zorluk çekecekler. Evet. Öyle evet. Hakikaten bunlar evet. Öyle hikayeler. Yani kolay değil şey yapmak. Evet. Sonra başka bir yere kuruldu değil mi? Sonra gece... zaten çok kullanılamadı. Pandemi çıktı. Sonra da şimdi artık belki bekletilir, belki geri döner. Başka yerde çıkar bilemiyoruz. Rotterdam Belediyesi ile görüşüyorlar. Belki oraya gidebilir diye. Evet, olabilir. Belki yurt dışı ayağı olabilir diye düşünüyorum. Rotterdam deyince tam şeye de giriyorduk. İşte bu Venedik Bienali meselesine falan da değil mi? Orada da bir şeyin böyle misafir küratörlüğün oldu. Bienallerde bir evet. Şeyin var. Sonra bir kere daha galiba. Sonra bir daha. 2007'de bir kere daha bir Kunsthal'da daha küçük bir Rotterdam Bienali oldu. Evet. Orada bir bölüm vardı. Biraz ofis olarak orada katıldıktı. Ayindi olarak. Orada Astana'yı inceledik. Kazakistan'ı. O da ilginç bir şey, hikayesi vardı Kazakistan'ın. Evet, çünkü sıfırdan yapılan bir sıfırdan şey. Yapıyorlar ama mesela master plan için Bin Laden grubu falan seçiliyor bir dönem. İlk başta Rus-Sovyet döneminde bir master plan yapılıyor, beğenilmiyor. Bin Laden grubu devreye giriyor, inşaat bölümü. O da sonra aslında yarışmayı da açıyorlar ki Kurokava kazanıyor. Onu evet, öyle ilginç bir hikayesi var. Sonra istemiyorlar, Bin Laden giriyor. Sonra tekrardan Japonya devreye giriyor falan. Master planı Kisho Kurokawa ile devam ediyorlar belli ölçekte. Şu anki hali onun şey çizimleri ile. Ama çok hani delinip değişmiş şeyi falan tabii. Gibi. Ya fazla hararetli ulus kurma çabasının sonuçlarını orada görüyorsunuz aslında. Ne hallere gelebiliyor şey. Evet. Ama aşırı. O işte yani sadece ulus kurma değil, bir kimlik yaratma inşası anlamında. Mesela Dubai'de yaşanan da bir başka açıdan bunun bir galiba benzeri. Ondan sonra ne bileyim işte Azerbaycan böyle birdenbire bir başka şeye soyunmaya başladı.
hakikaten böyle bir sürü isim yapmış mimarı davet ederek falan. Bu Çin. Çin, evet. Tabii yani Çin'de birçok şehir aynı durumda falan. Dolayısıyla o senin baştaki saptaman çok önemli. Yani bu international kavramının karşılığı başka bir şey olmaya başladığı, farkında olmadan böyle bir iç içe geçen, ama yani o iç içe geçişi de ne kadar tanımlı bilemediğimiz bir böyle coğrafyalar meselesi var ortada falan. Enteresan o şey. Bir yandan da şeye katkı veriyorsun değil mi? Eğitim ortamına. Evet, şey yapmaya çalışıyorum. Katılımcı olmaya çalışıyoruz. Eğitim akademide olsun. Yani zaten Türkiye'de işte dün tekrar konuşuyorduk. Büyük ölçüde üniversiteler, yani bu kadro sıkıntısı nedeniyle part-time destek veren işte evet. Ve çoğu da gönüllü olarak bunu yapan kişilerin desteğiyle ayakta duruyor. Evet. Bu çok önemli. Katkılar da çok önemli. Nasıl görüyorsun şu anda yeni gelen nesli? Ya bence ya tabii neslin kendi artık belki de ya okulların da ciddi bir değişim geçirmesi gerektiği bir dönem tabii. Ama bence Türkiye'yi şu an en çok mimari ortamı etkileyen okulların çok olması. Yani o bir önemli bir değişim geçirtiyor Türkiye için. Hiçbir ülkede böyle bir şey yokken bu aşırı mimar üretimi yani ciddi derecede piyasadaki rayişleri düşürmekten tutun kaliteyi de düşürüyor tabii. Bu önemli bir problem. Dolayısıyla nasıl artık bence bundan sonraki dönem nasıl artık daha sıkılaştırılabilir, daha iyi eğitim merkeziyleştirilir ve bunlar aynı standarda nasıl ulaştırılır onları düşünmek lazım eğitimde. Ve bu okulların arasındaki tabii iletişim ve şey. Galiba bu standart sorunu çok önemli bir sorun. Uzun sürede gündemde kalacak. Yani okullar arasında büyük farklılıklar oluşmaya başlıyor. İmkanlar, eğitim kadrosu, evet. Anlayışlar vesaire bazında. Peki şeyi yani bu yurt dışıyla karşılaştırırsan? Yurt dışında ya mesela Hollanda'yı karşılaştırırsanız 2008 krizi oluyor. Mimar işte %70 bir dönem mimarlar işsiz de orada birdenbire. Çok, bazı evet, sektörler oldu. Evet. Hemen okuldaki şeyleri düşürdüler, kontenjanları vesaireyi. Genel ülke stratejisi bile yani mimarlığı artık çok fazla desteklemeyip daha çok özel sektöre yöneltmek şeklinde de oldu. Bence bazı şeyler yanlış ilerlemeye de başladı orada. Hollanda'da artık zaten şey yok. Bütün alanlarda, büyük alanlarda büyük yatırımcı firmalara dağıtılmış vaziyette. Şey, hiçbir alan yok yani. Eğer siz hani 10 dönüm, 20 dönüm alacak yer bulamazsınız. Ve bunların artık şeyin altında. Dolayısıyla fazla şeye verdiler. Özel sektöre şeyleri kaptırdılar kendi kontrollerini. Burada da benzer şeyler tabii başka şekilde oluyor. Bizde toprak çok ama belli ölçüde biz de kendi mesleğimizi kaptırdık onlara. Bir de bizde tabii planlama o toprak çokluğuyla eş zamanlı hareket etmediği için hep böyle bir yapıları takip eden bir plan anlayışı var. Önce yapıyoruz sonra planlamaya çalışıyoruz. O tabii çok şey. Ki biraz ben şeyi de öyle görüyorum. Yani Türkiye'deki abartılı arsa fiyatları vesaire. Bunlar hep tabii şeyden kaynaklanıyor. Yani imarlı arsanın olmaması, kent merkezi, altyapının olmaması, merkezlerde inanılmaz yoğunluklarla şeyler falan. Belki bilmiyorum, bu pandemiden sonra bir şeyler değişecek. Sence nasıl etkiledi pandemi? Yani var mı bir pandemi öncesi sonrası diye bir şey hissediyor musun? Ya bir çalışma tabii ki de belli bir çalışma şeklimizde belli ölçüde değişiklikler olabilir ama ya bizim herhalde meslek sosyal bir meslek. Hani tekrardan eğer masa başına geri dönemiyorsanız, hep beraber konuşamıyorsunuz, çok zor ilerlettiğimiz bir meslek. Ya bir de belki yani hani urban sprawl dediğimiz bir şeyi tetikleyebilir. Biliyorsunuz siz de bu hani herkes şu an Bodrum'a göç etti veya işte evet. Güney'e göç etti. Oradan çalışmaya çalışıyor. İstanbul'daki evet. işlerini oradan yürütmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu
bu belki hani Türkiye için çok iyi bir şey değil aslında. Biz hani konsantre olarak ben biraz daha şehirleri savunan bir insanım. Hı hı. Daha kompakt şehirler ve dinamizm sizi kreativiteyi de arttırır. Dolayısıyla çok şey değil, başarılı olmayabilir hani gelir uzun vadede bu şey. Ama yani Türkiye'deki sorun galiba biraz o kompaktlığın ötesinde dengesiz bir yoğunlaşma var. Hem işlevler bazında, hem nüfus bazında, hem fiziksel ortam. Yani ben hep bir sürü yerde söylüyorum, böyle sürekli dinleyenler bilir. Yani İstanbul bütün enerjisini emiyor Türkiye'nin. Yani ne ararsan İstanbul'da. Dolayısıyla belki senin söylediğin bu geri dağılma bu açıdan bir şans da olabilir. Yani bazı şeyleri merkez dışına çekerek yeni çekim odakları yaratmak. Ona katılıyorum. Yani benim sadece eleştirim hani bu hani villalara dağılma anlamında ki şey. Herkes kendisine özel bir alan üretecek. Villalara dağıtılacak hani o sosyal ya onun dışında tabii ki de zaten hani belki beyaz yakalı veya ben her zaman bunu da iddia ediyorum. Eğer bir teknokent kuracaksak hani gidip belki de havalimanının Sabiha Gökçen'in yanında olduğu gibi bir alanı kurmayalım. Belki de gidip Marmaris Bodrum gibi bir alanı kuralım. Orada daha hem gençleri çekebilirsiniz. Hatta belki doğuya. Doğuya zaten o da olabilir ama buradaki tabii doğudaki biraz daha şey karşılığı yok. Hani o insanların beklentileri, çalışmaya gelen insanların beklentilerini karşılamak açısından söylüyorum. Hani IT işte yurt dışından da insan getireceksiniz. Hani denizle ilişkisi vesairesi olsun açısından daha daha düşünülebilir alternatifler üretilebilir. Doğrusu olduğunu bilmiyorum şu an ama bu tip alternatifler de değerlendirilmeliydi. Hiç onlar şeye gelmedi. Biz belli yerlere teknokentler kurduk değil mi? Evet. Ya doğru. Karmaşık bir konu. Çok şeydi. Çok tabii. Yani böyle bir dönem bir şey çok popüler hale geliyor. Onu yapmazsan olmaz gibi oluyor. Teşvikler oluyor, başka şeyler oluyor falan. Çok hızlı gelişiyor. Sonra bir kısmı yok oluyor falan. Böyle bir hakikaten enteresan bir hikaye var. Ya demin aslında biraz değindik ama onu atlamışım. Senin görüşünü merak ediyorum. Çünkü senin aynı zamanda hem Tesco'nun hem çok ilgilendiğim bir konu. Bu Rotterdam'da, Hollanda'da yaşananın benzeri şu anda İstanbul'da yaşanıyor. Mesela işte başta Suriyeliler olmak üzere büyük bir göçmen veya işte ne bileyim geçici, kalıcı bir nüfus var. Ve bunlar da kentin belli bölgelerinde ağırlık, yoğunluk kazanıyorlar. Yani zannediyorum işte tarihi yarımadanın bir bölümünde, ondan sonra başka semtlerde falan şeyleri var. Yani bu senin tezinde baktığın açıdan işte bu ticari dokunun dönüşümüyle şey arasındaki ilişki, orada gözlediğin, burada nasıl gözlüyorsun? Ya buradaki açıkçası ben burasıyla ilgili bir araştırma yapmadım ama tabii gözlemliyoruz belli. Ben gözlem olarak soruyorum. Tabii. Ama yani araştırmalar da var bu arada. Yani tabii tabii var. Bir akademik haline geldi. Var. İlgi ama alanı haline yani geldi. Orayla ya tabii karşılaştırırsak yine veya ondan ötesinde yani benim gözlemim bu gruplar ister istemez birlikte güçlüler. Hı-hı. Şimdi bunları ayrıştırmak onları pasivize ettirme anlamına geliyor ve gelirleri de düşüyor ayrıştırdığınız zaman. Güvenlikleri, sosyal şeyleri, kültürel etkinlikleri. Şimdi var. Hollanda'da olsaydı tabii onları ayrıştırma eğilimine giderlerdi her ölçekte. Ama Türkiye'de zaten biraz daha artık başka konularla ilgilendiğiniz için öyle bir şey yapıyorlar. Doğal olarak kendileri öbekleniyorlar. Dolayısıyla aslında onları da besleyip güçlendirmek lazım. En doğrusu eğer engelleyemiyorsanız bir şeyi, yani gerek de yok zaten. Besleyip daha da nasıl hani topluma katkı sağlarlar vesaire onun üzerinde çalışmalar yapılması gerekiyor. Ya yani onlar için kültür merkezleri vesaire. Hatta bu Taksim yarışmasında da bahsi geçti. Hani benim önüne neden Suriyeli bir aslında bir mimar da yok hani jüride veya o söz söylemiyor. Hani sadece biz İstanbullulara artık düşmüyor. Onlar da maalesef veya bu kendi ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldıkları için onlar da bir söz sahibi artık Taksim'de. Bizden çok belki gelecekti. Yani İstanbul dışında da böyle yoğun varlık gösterdikleri şehirler var ve dolayısıyla tabii aslında ilginç. Yani
Bu böyle bütün dünyada böyle bir yaşanan bir hareketin de parçası. Yani her yerde, Avrupa'da çok önceden bir şey yapıldı. İşte biz gittik. Yani, Almanya'da evet. Şeyde böyle işte. Ama Türkiye ilk defa o Almancı'yı Türkiye'de kendi topraklarında yaşadı. Deneyimlemeye başladı ve onun bir takım şeyleri var. Çünkü gittiğin zaman işte Berlin'de Kreuzberg neredeyse Türk mahallesi, tabelalardan geçersin falan. Böyle oraya gidip böyle bundan heyecan duyan insanlar kendi ülkesinde bunu gördüğünde zaman zaman işte rahatsız oluyor veya aynı heyecanı duymamaya başlıyor falan. O da ilginç tabii ama bu böyle bir çok boyutlu herhalde uluslararası ortamda bakılması gereken bir şey. Ben şey anlamında sordum. Yani mekana etkisi niye böyle birebir gözlüyor musun? Gözlüyorsunuz tabii. Tabelalar işte oluyor, bu oluyor. Belki bazı dükkanların cinsleri falan değişiyor. Onun dışında evet, fotoğraf diyorum bazen. O, öyle mi? Evet. Yani evet, bir tabii doğu kültürünün buraya bir taşınması ama bu da renklilik getiriyor. Tabii, sadece müthiş. Oranı ve şeyi tabii çeşitliliğinin evet. Korunması. Peki şey yani tabii o bir de oradaki yerleşik nüfusla zaman zaman çok uyumlu, orayı zenginleştiren ve işte kalkındıran bir hal alabildiği gibi zaman zaman da çatışmalar olabiliyor falan. Ya bir kere demografisini değiştiriyor bir anda yığılması. Bütün işte oradaki uzun zamandır yaşayan insanlar tekrardan başka yerlere yöneliyorlar. Bu çok karmaşık şeylere sebep oluyor belli bir ölçekte. Tabii bizim İstanbul için alıştığımız merkez aslında işte 1970-80'lerde Amsterdam için bile geçerli oldu. Daha merkezdeyken dışa doğru. Aynen doğru. Şey yaptılar. Göçmenler çünkü şey arttı ama bir dönem tamamen merkezdelerdi. Tabii şeyde Barcelona'da yaşandı benzer şeyler. Yani evet. bir sürü kentte yaşandı. Peki mimarlığa biraz daha parsel ölçeğine dönersek sevdiğin buradaki yapılar hangileri? Mesela Koç herhalde şeyi değil mi? Yüzme havuzu binası. Benim de sevdiğim bir yapı olduğu için senin böyle içine sinen, seni temsil ettiğini düşündüğün bir yapı mı? Koç hangisi? Yüzme havuzu. Yüzme havuzu bir projeydi sadece. Ve orada kaldı zaten. Bünyamin Derman onu şey yaptı. İki yani davetli bir projeydi. Ama onda bir şey kazandı. Evet, Ulusal Mimarlık Ödülü kazanmıştık. Ulusal Mimarlık evet, Ödülü kazanmıştık. Erginoğlu Çalışlar Mimarlık'la birlikte yapmıştık. Güzel bir projeydi, başarılıydı ama ekonomik olarak daha uygun veya çok da gösterişli olduğu için muhtemelen. Gerçi gösterişli değil, bir saçağı vardı geniş. Futbol sahasında bir tribün oluşturuyordu. Önünde de açık bir alan vardı. Öyle bir konseptti. Böyle kaldı o da. Peki projelerden seni temsil ettiğini düşündün. Gene mesela kalan projelerden Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir şeyi var evet, değil mi? Evet. Mesela ben onu da çok... Urfa, Viranşehir'de bir Viranşehir, okul kampüsüydü. Tamam, bravo hatırladım. O da evet bir yarışmayla, bildiğiniz bir yarışmayla sonuçlanmıştı. Onu da hani... O da gerçekleşmedi. Gerçekleşmedi ama bizim için hani okulu nasıl işlevselliğini... Türkiye'nin 21. yüzyılda nasıl çalışacağını örnek bir teşkil ediyordu. Avlular, dışa açılma gibi önemli bir deneyimdi bizim için ne olabilir diye. Öyle bir sıcak iklimde de tabii. Gerçekleşenlerden? Gerçekleşenler, bizim çok az yapımız var gerçekleşen. Anten Kulesi yine aslında hani mimari ölçekte hani beklentimizin doğrultusunda gerçekleşen bir şeydi, projeydi. Galiba en şeyi o. Tabii kavuşma durağı biraz farklı gerçekleşti. Hani o da ilginçti. Biz bazen işte mesela Kiel'de olduğu gibi planlama ölçeğinde çalıştığımız için bunlar çoğu araştırma ve şey niteliğinde de kalabiliyor. Belli ölçekte kalabiliyor. Ama bu temsiliyet açısından mesela ya bak şu beni çok temsil ediyor dediğin bir şey var mı? Yani proje aşamasında veya uygulamada. Ya kavuşma durağı temsil ediyor çünkü hani bu bir konsept üzerinde daha evvel de çalışmış oluyorsunuz. Mesela onun bir benzerini Korçe'de, Arnavutluk'ta yaptım, ufak bir pavilyon, Twister pavilyonu. Ortada insanlar karşılıklı çok yakın mesafede birbirlerine bakıyorlar. Ortada oyun oynuyorlar, o Twister yerdeki noktalara değmeye çalışıyorlar. Değmeden, düşmeden bir oyun.
yani insan, yani bir anda kent mobilyası olabiliyor ve insanlarda interaksiyon gerçekleşiyor, iletişim kurulabiliyor. Şimdi burada birdenbire büyük ölçekte, onu daha evvelken başka bir projede denemiştim hani forms olarak vesaire. Burada bir anda başka bir kavuşma durağında başka bir forma dönüştü. Bir de hani bu ayrışan dünyadaki iletişim sorunlarını ifade ettiği için, yani aslında bir altında bir politik bir şeyi de var, söylemi var. Evet, evet. Dolayısıyla bizim bence en uyan o projeler. Şey, peki nereye gidiyor sence mimarlık? Biraz o pandemi sonrasını aslında ben ona hazırlık gibi sormuştum. Çünkü hakikaten bu bütün konuştuğumuz değişimler, dönüşümler falan galiba önümüze biraz daha bu işle ilgili yeni bir şey, perspektif koyuyor gibi görünüyor. Yani iş yapma biçimlerinden tut da evet, tipolojilere varana kadar. Bilmiyorum. Aynı soruyu bazen hani ben de düşünüyorum. Ama bu çok daha henüz tanımlayamadığımız bir döneme belki meyilleniyor. Çünkü bu kadar her şeyin ortada olduğu, herkesin bir söz söylediği, herkesin bir şey yayınladığı bir ortamda, eğer 20 senesine, 30 sene öncesine bakarsanız, o zaman daha bir bütünlük vardı. Yani her şey daha kolay konuşulabiliyordu veya temel temalar vardı. Şimdi temalar çok fazla dağıldı ve o dağılmadan başka şeyler menfaat türemeye başladı. Yani ama menfaat olan da daha iyi ilerliyor hani, eğer siz politik ölçekte de hani herkes biraz kaotik bir birbiriyle buluşup iletişimini kuramama halinde. Yani Türkiye için söylersem işte Serbest Mimarlar Derneği belki de mimar odasıyla daha çok iletişim kurmalı, üniversiteler vesaire, bir konu üzerinde tartışamıyoruz artık. Öyle bir şeye gidiyor ve bu belli bir dönemden sonra belki bertaraf edilebilir ama biraz daha zamanı var. Ya evet, söyledin, o iletişim meselesi çok önemli. Hatta şeyden, programdan önce konuşuyorduk, sohbet ederken sen de altını çizdin. İşte ben de son dönemde bu mimarlığın konuşulma, değerlendirilme, eleştirilme biçimleri üzerine, içeriğin yanı sıra o biçimin içerik üzerindeki etkisi üzerine kafa yoruyorum ve çalışıyorum. İşte seçmeli dersimde öğrencilerimle bu sene ilk defa sosyal medyada ve medyada diyeyim genel olarak mimarlığın var olma biçimleri üzerine bir takım araştırmalar yaptık falan. Batu'yla yaptığımız program biraz onun üzerineydi. Ve sonuçta hakikaten o yani tematik çeşitlenme, ilgi alanlarının, kişilerin onun böyle bir çok farklı zeminlerde, farklı değerlerle bir şeyin ortaya gelmesi falan ilginç bir hal almaya başladı. Dolayısıyla bunun ya işte bir hakikaten bir yandan böyle bir doğurganlık yanı var ama öte yandan da bir yarattığı bir kaotik belirsizlik var. Onun için onu sordum. O da çok ilginç tabii. Peki şeylere tavsiyen ne? Gençlere gitsinler mi yurt dışına? Sen bu deneyimi yaşadıktan sonra. Ya çok kişi aslında bunu tabii şey istiyor. Yani bir şey anlamda. Yani bazen buradaki ekonomik krizden kaçış, evet, anlamında. Bazen işte yeni bir deneyim, yeni bir şey göreyim anlamında. İşte orada bir şey bulduğu için. Zaman zaman akademik bir işte kariyeri sürdürme anlamında falan. Benim düşüncem aslında mimarlıkta çok fazla gitmeye ihtiyaç yok artık. Belki 30 sene önce, 20 sene önce benim gittiğim dönemde belki olabilirdi. Ama şu an her şey altınızda. YouTube'dan hangi profesörü veya işte yani sevdiğiniz mimarı izleyebiliyorsanız izleyebiliyorsunuz. Siz biraz daha zaman değişti. Fakat eğer amaç iş bulmaksa tabii ki de şimdi şöyle düşün. Buradaki Suriyelilerin göç ettiği dönem ne kadar oldu? Bir 6-7 sene oldu herhalde. Evet. Hala mesela Suriyeli mimarların aramızda görmüyoruz çok fazla. Ve bir 10 senede olmayacak. Dolayısıyla bir göçmenseniz, eğer siz akademik bir ortamda çalışmıyorsanız, sizin söz dinlenmeniz çok daha düşük.
Yani bir söz söylemeniz orada çok daha kayda alınmanız çok daha zor. Ama tabii memur olup iş bulmaksa derdiniz o zaman tabii ki de imkanlar iyiseniz eğer mevcut. Çabalanabilir ama eğer bu mesleği yapıp da başarılı olmak istiyorsan çok zorlu bir süreç geçirmek gerekiyor. Yani kolay değil. Bayağı bir fedakarlık etmeniz gerekiyor. Sürekli çalışmanız gerekiyor orada. Doğru, evet. Yani o... Biz de onu yaptık yani. Bir dönem gençken yapabiliyorsunuz. Olabilir. Şimdi daha rahat mı? Yok, şimdi de devam ediyor aynı şekilde. Ama tabii o gençliğin verdiği enerji daha farklı oluyor 20 yaşların. Peki yani böyle tabii çok hızlı geçiyor zaman. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şunu da konuşsaydık iyi olurdu. Ya benim eklemek istediğim, yani buradaki potansiyeller eğer mimarlar bir araya gelirse çok daha fazla. Çünkü imkanlar bizim daha geniş, hala yapılaşacak alanlarımız var. Düşünecek, üzerine söz söylenecek çok projeler fazla sorun var. Çok fazla sorun var. Bunları yurt dışında bulamazsınız genç mimar. Onun için onun yerine örgütlenip nasıl burayı değiştireceğimizi düşünmek zaten birbirimizi geliştirecektir. Bir de yani şimdi Batı Avrupa'da Amerika ile olsun bir ilişkisi var. Kuzey Avrupa, Güney Avrupa hepsi bu mimarlık ölçeğinde bir belli bir diskur tartışırlar, birbirlerine giderler, gelirler vesaire. Ya onun yerine bunu entegre etmek Türkiye'ye daha kolay oraya göç edip de şey yapmaktansa, evet. tamamen yok olmaktansa buraya getirip bizim ülkemizi veya onların ülkelerindeki olan gelişmeleri tartışmak çok değerli. Bunu yapabilmek bence. Öğrenciler için çok şey olmadı ama evet. iç açıcı değil ama. Ya tabii bir boyutu da bunun ekonomik olduğu için bir kere evet. Hani hakikaten iş bulma sıkıntısı bir yandan var daralan pazar nedeniyle. Öte yandan hani işte bazı ortamlarda çok daha iyi kazanıp hızla kendine yatırım yapabileceğini düşünme şansı var. İşte ayrıcalıklı çalışma var. Dediğim gibi bir ucu akademi. Dolayısıyla bütün bunlar tabii şeyi gündemde tutuyor. Bu yurt dışı seçeneğini gündemde tutuyor. Ama senin söylediğin gibi tabii şeyde sınırlar da çok belirsizleşiyor öte yandan. Çok teşekkür ediyorum. Ben vakit ayırdığın için. Çok keyifli bir söyleşiydi. Umarım tekrarlarız bir ara. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.